Selamlar herkese, ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Demir Demirkan'dan Gitti Gider adlı parçanın solosunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu videonun çekimine geçmeden önce tam 5438 aboneye ulaştık arkadaşlar. Kanalımızı destekleyip bu ailenin bir parçası olan herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca parçanın amp yerleri ve altyapı dosyası bu haftada itibaren erişime açılacak. Katıl üyeleri ilgili dosyaları sitemizden indirip çalışmalarını yapabilirler. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Soloyu sizlere bir kere çalacağım. Ardından ifade edeceğim. Solumuz şu şekilde duyuluyor. Parçanın solosu bu şekilde atılıyor. Şimdi yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. İlk cümlemiz şu. Tekrarlıyorum daha yavaş. İkinci cümle. İkisini arka arkaya alalım bir. Burada 9 uzarken ona slide'la geliyorum bir anda. Ardından 7'den 9'a slide'la geliyorum. 9'a slide'la geldikten sonra 10'dan 9'a pull off yapıp ardından onu tekrar tınlatacağım. Yani şöyle duyulacak. Ardından 12. İlk 3 cümleyi bitirmiş olduk. Daha yavaş hepsini alalım. Uzarken manyetiği yukarı vuruyorum. Ardından şunu çalıyorum. Daha yavaş birleştirelim. 12'de yarım seslik bendim var. Ardından indirip tekrar 12'ye basıyorum. Birleştirelim buraya kadar. En son 12'si. Tüm kalıpları buraya kadar bir yavaş çalalım. Ardından sol 17'ye işaret parmağımla bare basıyorum. Sol 17'yi tınlattıktan sonra en alt 17'ye geçip ardından 19-20'ye basarak da şunu çalacağım. Buradaki yürüyüş bu. En son C17'yi tınlattım. Ardından 21'den 17'ye slide. 17'den 16'ya slide. Sonrasında ise RT'li 14'ten 10'a slide, 10'dan 9'a slide. Yavaşça birleştirirsek... Pardon. Şimdi soloyu buraya kadar bir kere toplamak istiyorum. Bundan sonra işler birazcık değişiyor çünkü. Buraya kadar yavaşça çaldığımızda şöyle duyuluyor. Bundan sonra eklemem gereken figür ise şu. Si teli 13, en alt 10, si teli 13'ü full bend yapıyorum ve şunu çalıyorum. Serçe parmağımı 13'e oturttuğum noktalara dikkat edin. Pule kaldırdım, bir tane daha vuruyorum. Ardından serçe 13'e koyuyorum. Kaldırıyorum, tekrar koyuyorum.
En son C13'te full de bentteyim ya. Vurup ona doğru pull-off yapacağım. Üst tel 12, alt tel 10, üst tel 12 full bend. Ardından C13'e parmağımı koyuyorum. İkisine birden vuruyorum. Buradaki melodiyi bir yavaşça toplarsak şöyle oluyor. Bir kere daha alalım. C13'e vurdum. Şu anda burada yüzük parmağım sol 12 full bend yapıyor. Ardından vurup geriye çekiyorum. Burada 12'den geriye doğru sesi indirdim. 10. Birleştirelim. Pardon, R12'ye değil. Full bend'e geriye çektikten sonra tekrar 12'de vibrato ile kalıyorum. Yanlış söyledim. Birleştirelim. Sonrasında ise 10, 12, bare basıyorum. Sol 12, si 12, sol 10, si 10. Buradaki kalıpların hepsini baştan sona bir kere çalmak istiyorum. Birazcık sıkıntılı bir kalıp ancak üzerine çalıştığınızda, yavaşlatarak çalıştığınızda ben yapabileceğinizi düşünüyorum. Yavaş çaldığımızda şöyle duyuluyor. Ardından şunu ekliyorum. Burada seri bir yürüyüş var. Pull-off'la başlıyorum. Bundan sonra çok tatlı bir diminiş yürüyüşü gelecek. Burayı lütfen düzgün çalışmayı deneyin. Yaptıktan sonra gitarı susturarak şunu çalıyorum. Şimdi gezdiğimiz yerlere bir odaklanalım. Şunu yaptık. Ardından 4-7. Bir alt tel 6-9. Bir üst tel 7-10. 6-9. 8-11. Ardından 5-8. 2-5. Son figür ise R boş. Bir alt 3. Yani R teli 3 yine. Sonrasında Mi power chord. Birleştirelim. Parçadaki hız buna benzer bir şekilde ilerliyor. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları yorumlardan bize iletmeyi unutmayın. Ayrıca da bu eğitim size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.